İyi akşamlar değerli izleyiciler. Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz var. Konuklarımızla anayasa sürecini, AKP'nin anayasa ile ne yapmak istediğini, muhalefetin anayasa stratejisini konuşacağız. Çalışma eski bakanımız Sayın Yaşar Okuyan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. CHP eski grup başkan vekili ve Ankara milletvekili Sayın Hakkı Suha Okay. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle bir anayasa çalışması başladı. Meclis Başkanı'nın başkanlığında önce adı uzlaşma komisyonu olan, sonra da hazırlık komisyonu adı verilen bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon ilk toplantısını bu hafta yapacaktı. Yarın yapması bekleniyordu. Fakat bir hafta sonra ertelendi. Bizim ulusal kanalda da haber bültenini izleyen izleyicilerimize verdiğimiz haberdeki gibi öğrendiğimize göre AKP'nin Kızılcahamam'daki kampından sonraya bırakıldı bu komisyonun ilk toplantısı. Ben öncelikle AKP neden bu anayasa değişikliğini yapmak istiyor? Daha doğrusu AKP bir anayasa değişikliği mi yapmak istiyor yoksa yeni bir anayasa mı yapmak istiyor? Bu konuda da bir berraklık yok denebilir. Çünkü bazı kesimlere göre bir anayasa değişikliği söz konusu, bazılarına göre ise yeni bir anayasa söz konusu. Sizden başlamak istiyorum Sayın Bakan. Evet, yani iki başlık, ikisi de çok önemli. Bir, yeni anayasa mı yoksa anayasa değişikliği mi? İki, uzlaşma komisyonu mu, hazırlık komisyonu mu? Evet. Öncelikle yeni anayasa nedir? Yani mevcut anayasayı yırtıp atalım bir kenara, Türkiye'ye yepyeni bir anayasa yapalım. Bunun için kurucu irade, kurucu meclis, biziz, bu anlayışla yola çıkalım mı? Evet. Yoksa anayasada şimdiye kadar olduğu gibi değişiklikler mi yapalım? Tabii yeni bir anayasadan bahsedebilmek için bir devlet rejiminin değişmiş olması, yeni bir devletin kurulması, devlette köklü bir değişikliğin olması veyahut da devletin bağımsızlığını ilan etmesi gibi yeni bir başlangıç sürecinde olması lazım. Bu konuda AKP sözcülerinin terminolojisine baktım da anayasa değişikliği diyorlar. Fakat diğer siyasi partilerde yeni anayasa deyince ve medyanın da pompalamasıyla terim yeni anayasaya dönüştü. Evet. Ancak tabii yeni anayasa derken de yine Başbakan yardımcısının bir tanesi diyor ki ya Cumhuriyet terimi orada kalır. Ama diğer maddelerde kimi esnemeler olabilir, yumuşatmalar olabilir diyor. Tabii yeni anayasa dediğinde o zaman değiştirilmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez başlangıç hükümleri ve ilk üç madde ne olacak? Evet. Kimi söylem var ki efendim ilk üç maddeler bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bunlarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Peki o ilk üç madde orada kalacak da diğer maddeler ne olacak? Örneğin ilk üç maddenin subasman olduğu, temel olduğu o düzenlemelerden biri bir başka maddeyle delinmek istenebilir. Nitekim bugüne değil, anayasa değişikliklerinin anayasaya aykırılığını ileri sürülmesinin temelinde yatan neydi? Yapılmış olan şu maddedeki değişiklik anayasanın ilk üç maddesine aykırı, onun için iptali isteniyordu. Hatta bu konuda da tartışmalar yapılıyordu. Yani nitekim işte en son 10 ve 42'de Türban Yasası'ndaki bizim başvurumuzda olduğu gibi geçen parlamento döneminde. Evet. Şimdi anlaşılan o ki yeni bir anayasa terminolojisiyle bir kurucu irade gibi bu mecliste bir anayasa çalışması hevesi ve heyecanı var. Ama açıklamalardan gördüğüm o ki bu yeni anayasada belki ilk üç maddeye doğrudan bir tasallut olmayacak, el atma olmayacak ama o ilk üç maddeyi yani cumhuriyetin niteliklerini de içeren o ilk üç maddeyi bir biçimde kenarından, köşesinden törpülemek isteyen bir irade orada oluşacak. Yani nedir bu? İşte dilde oluşacak belki. Kimlik tanımında oluşacak belki.
İşte yerel yönetimlerin yönetim modeliyle ilgili bir değişiklik tartışılacak belki. Bunlar hep belki diyoruz. Bir de uzlaşma mı, hazırlık komisyonu mu? Şimdi uzlaşma çok önemli. Bana göre çok önemli. Şimdi Türkiye bunu 2001'de denedi. Parlamentoda grubu bulunan 5 siyasi parti ikişer üye vererek, ki şimdi o uzlaşma komisyonunda görev yapan 2 üye, biri Sayın Mehmet Ali Şahin, biri Sayın Ahmet İlmay'a, o zaman değişik partilerde yine bu uzlaşma komisyonu üyesiydi. O 10 üyenin ittifak ettiği düzenlemeler oy birliğiyle geçerek Meclis Anayasa Komisyonu'na geldi. Meclis Anayasa Komisyonu'nda çok fazla tartışılmadan Meclis Genel Kurulu'na geldi. Ama oradaki o siyasi partilerin temsilcileri hepsi şu maddelerde mutabıkız diye imza attılar metne. Yani şimdi mesela şu söylem var. Efendim 4-3 çoğunluk veya 3-2 çoğunlukla komisyondan geçen. Bu bir uzlaşma değil. Bu değişik siyasi partilerin birbirleriyle hangi konularda değişiklik yapacaklarsa parlamentoda bunu oraya dayatmaktır. Peki şimdi ne olacak? Bir de şunun tarafına bakmak lazım. Yani şu maddede uzlaşamadık. Gündemden çıkacak mı? Peki o maddede uzlaşılmaz ise Anayasa Komisyonu'nda veyahut da Meclis Genel Kurulu'na gelecek mi? Oysa hazırlık komisyonu Anayasa Komisyonu'nda tartışılacak olan bir düzenlemenin altyapı çalışmaları, her siyasi parti hangi madde üzerinde görüşü varsa bildirir. Bunlar tartışılır, konuşulur. İşte orada belki bir yöntem bakımından da belirli bir çoğunluk belirlenir. O belirlenecek çoğunluğa göre bu Anayasa Komisyonu'nda yeniden ele alınabilir. Biraz bir alt komisyon. Bir alt komisyon gibi bir iktisat komisyonu gibi. Evet. Yani şimdi bakın 2001 değişikliklerinde uzlaşma komisyonundan geçen anayasa değişiklikleri Anayasa Komisyonu'nda aynen geçti. Kelimesi kelimesine, noktasına virgüle dokunmadan Meclis Genel Kurulu'na indi. Oradan da geçti. Oradan 3 madde Genel Kurulu'dan geçmedi. 336'ında oy aldı. Biri dokunulmazlıktı. Biri 90. maddeydi. Diğerini tam hatırlayamıyorum şimdi. 3 madde geçmedi. Diğer bütün maddeler geçti ve kanunlaştı. Anayasa değişikliği yapıldı. Bu haliyle gördüğümüz şu. Yani Türkiye'de yola çıkılmış ama kimse niçin bir arada olduğunu ve neler yapılacak konusunda bilgi sahibi değil. Önce bir araya gelelim. Bir tek kişi biliyor ama bu işi. Bir tek kişi biliyor. Başbakan. O kararlı. Başbakan. Yani sizin söylediğiniz biraz evvel işte yarın toplanacaktı. Meclis Başkanı altın vuruş yapacağız dedi. Değil mi? Altın vuruş galiba Meclis Başkanı terimi. Sonra bir anda çarşamba ertelendi. Niye çarşamba ertelendi? Çünkü anlaşılan o ki siyasi iktidar bu yöndeki yol haritası için yeter çalışma yapmamış. Böylesi bir toplantıyı erteleyelim ki bir prospektüs verelim ellerine, bir yol haritası verelim ve o yol haritasına göre çalışma yapılsın diye. Şimdi peki kardeşim anayasa değişikliğine ihtiyaç var mı yok, o ayrı bir konu. Ama bugün gelinen noktada hem terminoloji bakımından hem sürecin işleyişi bakımından izlenimim şu ki amaç anayasa değişikliği için tüm partileri aynı masa etrafında grubu bulunan siyasi parti aynı masa etrafında toplamak. Şimdi hepsini bir araya getirdik. Şimdi bu masadan kalkan oyun olacak. Ben de tam bunu soracaktım. İzninizle onu da hem Sayın Bakanıma yöneltmek istiyorum bu soruyu da. Oyun bozan olmayacağız. Anayasayı engelleyen parti olmayacağız. Vatandaş bizden anayasa bekliyor gibi. Özellikle muhalif milletvekillerinin veya parti sözcülerinin dile getirdiği görüşler var. Şimdi bir öncelikle hem bunu değerlendirmenizi rica ediyorum.
İkincisi, anayasa değişikliğini neden yapmak istiyor AKP? Daha doğrusu yeni bir anayasayı neden yapmak istiyor? Sayın Akkusoy Okay ona bir görüş getirdi gerçi. Bir, adeta bir rejim değişikliği söz konusu gibi bir değerlendirme yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani yeni bir anayasa için o şart da yani bu sürecin devamını da Sayın Bakanımdan sonra ifade edeceğim. Yani öngörü olarak bir tarih, bir takvim düşmek için, bir tarih düşmek için onu ifade edeceğim. Şimdi demin Sayın Okay'ın söylediği bütün o değerlendirmelere aynen katılıyorum. Yani çok doğru tespitler ve ben de aynı kanaatteyim o noktada. Fakat tabii işin daha biraz daha böyle derinlemesine baktığımız vakit bu anayasa değişikliğinin gerekçelerini, yurt içi gerekçelerini, yurt dışı gerekçelerini, coğrafyamızdaki işte yok bilmem Arap Baharı bilmem ne filan gelişmelerini filan hepsini beraber baktığımız vakit Barzani denilen adam orada kurdurulan sözde Kürt devletinin bilmem işte ilan edilmemiş güya resmiyle şey olmamış. Bütün bunlarla beraber düşünmek durumunda. Yoksa bu bir iç, kendi iç dinamiklerimizle bir ihtiyacın giderilmesi olarak düşünülerek hareket edilen, adım atılmış olan bir girişim değil. Bunun böyle olmadığı çok açık yani. Çok hiç tartışmasız bir gerçek bu. Neden diyeceksiniz? Mesela bundan 3-4 sene önce bir anayasa değişikliği için AKP çok ciddi bir ekip oluşturdu. Yani Sayın Özbudum, Profesör Özbudum başkanlığında bir 5 kişilik bir işte bu konularla ilgili akademisyen heyeti oluşturdu. Amerika'dan izin aldılar. Tabii işte onu değineceğim ben de. Bunlar çalıştılar, bir şeyler yaptılar. Bu metin meclise gelmeden, bu metin muhalefete gelmeden demiyorum. Ya bırakın o muhalefete ve meclise. Bu hazırlanmış olan taslak AKP'li milletvekillerine gelmeden, bakanların bilgisine sunulmadan bu metin alındı. Sayın Dengir Mehmet Fırat tarafından bir heyet, 2-3 kişilik Washington'a gitti. Dikkat buyurun. Bir hazırlanan bir metin var. Bu metin önce Washington'a gidiyor. Bu arada 4-5 gün, bir hafta kalındı. Sonra o metin işte orada nasıl bir müzakere edilmişse, ne değerlendirmeler yapılmışsa sonra gelindi. Ve ondan sonra ilginç bir süreç başladı. AKP ortada yok. Ama gazetede hemen o yandaş medyada bir bölümünü veriyorlar. Yani bölüm bölüm. Bir toplumun tepkisini ölçümleme süreci dinleme o. Dinleme tapeleri gibi. Evet. Yani bir ölçelim bakalım nedir diyor. Mesela ilk verdikleri direkt şey ilk birinci, ikinci, üçüncü maddelerinde değiştirileceği. Yani bunlar filan. Ona tabii çok büyük tepki gelince kamuoyundan o günkü şartlarda bu sefer şöyle bir savunmayı hemen getirdiler. Bunları hatırlamakta yarar var. Çünkü bunları hatırlamazsak bu şimdiki anayasa şeyinin yani kopukluk olur. Yani sanki yeni bir şey değil. Onun üzerine AKP Genel Merkezi olsun, Başbakan olsun, Adalet Bakanı o tarihteki Sayın Çiçek olsun hep şu açıklamaları yaptılar. Hatırlayalım lütfen. Bizim bir metin yok ortada daha. Bizimle alakası yok. Bizim bir böyle bir şey, bize gelmiş bir şey değil. Bu akademisyenlerin kendi çalışmaları. Niye? Çünkü oradaki o tepkinin karşısında geri adım atıldı. Evet. Bu hep öyle oldu. AKP'nin çok önemli, kamuoyunun fevkalade tamamıyla ilgili yani rahatsızlık verecek pozisyonda olan önemli şeyler de hep önce yazdırılıyor, çizdiriliyor, tepkiler alınıyor. Ondan sonra bakılıyor eğer orada o gün olmayacaksa başka bir şekle konuluyor. O öyle geçirilmeye çalışıyor. Sonra o iki madde, üç madde geride kalıyor ama onu unutmuyorlar. Onu daha sonra hemen torba yasa bilmem ne deyip monte edip gidiyorlar. Şimdi burada da aynı metodun uygulandığını görüyoruz. Şimdi tekrarlayayım. Washington'dan önce tasdik alan bir anayasa metni haşa Allah'ın en iyi dünyada anayasası olsa bu bir defa bir hükümdar devlete, bir bağımsız devlete, o bağımsız devletin felsefesine bir defa tamamen taban tabanı zıt. Öyle anayasayı ben ne yapayım? Evet. İsterse vatandaşına trilyonlar dağıtsın, bilmem ne yapsın. Bir defa buradan başlıyor işin sakatlığı. Tabii işin geldiği daha vahim noktaları var. O daha vahim noktalar demin söyledim. Coğrafyamızdaki gelişmeler. Özellikle işte Orta Doğu'da gelişmeler.
Akdeniz, işte Kuzey Afrika'daki gelişmeler, bütün bunları yan yana atırdınız, getirdiniz vakit, o zaman Türkiye açısından riskin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani şimdi bakın, dikkat edin, anayasa değişikliği, PKK terörü, Amerika-İsrail tartışmaları, evet, yok işte Gazze kahramanlıkları, hepsi aynı anda geliyor. Sayın Başbakan'ın partisi AKP, Anayasa Mahkemesi tarafından mahkumiyete uğramış bir parti. Laiklik karşıtı tescil edilmiş bir parti. Yani laikliği çiğnediği Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesinden 10'u tarafından tescillenmiş, mahkum olmuş bir parti. Şimdi bu partinin genel başkanı Sayın Başbakan gidiyor, çok ilginç bir şey. Mısır'da laiklik, Libya'da laiklik, işte Suriye mesaj verir, laiklik yani bu diyor şeydir diyor. Yani bu iyidir diyor. İyidir diyor filan. Allah Allah. Ve diyor öyle din düşmanlığı filan değildir diyor. Sayın Başbakan'ın 1994 yılında, 93 yılında, 91 yılında konuşmaları var. Laiklik bir hem insan hem Müslüman olmaz. Tabii olmaz. Laiklik ne demekmiş? Elbette elden gidecek. Tabii şey yani bütün aslında bunlar, orada da onu söylüyor. Yani ben laik değilim ama devlet laiktir filan gibi bir şey söylüyor. Öyle evet, bir şey var mı? Böyle bir şey yok yani. Şimdi evet, ne demek? Laiklik dediğiniz bir sistemin adıdır. Sistem kamusal yönetimle ilgili bir tanımlamadır. Tabii ki kişi laik ne demek yani? Kişiye göre bir şey yok. Ama oradaki şey itiraz direkt onay olmayınca onu yumuşatacak, dikkatleri başka tarafa kap. Yani dolayısıyla burada oyun içinde oyun, oyun içinde oyun var. Orada galiba biraz ılımlı İslam tarifine yakın bir tarif ama seziliyor yani. Evet, ama onda da kafa karışıklığı var iktidar. Şimdi tabii bu muhalefete gelince, muhalefet tabii burada, bu ben aynen katılıyorum. Şimdi bu komisyon, işte Okay Bey söyledi de, bir komisyon işte bu bir defa hakikaten uzlaşma komisyonu başka bir şeydir. Yani uzlaşma komisyonu dediğinizin işlevi, amacı başkadır. Ama hazırlık dediğiniz şey başka bir şeydir. Şimdi uzlaşma komisyonu önce o lafı telaffuz ettiler, sonra vazgeçtiler hemen. Evet, adı hazırlık komisyonu oldu. Şimdi benim garibime giden hadise şu: bu şeyi belli olan, hedefi belli olan, niyeti belli olan, çok açık olan ve bu demin bir kısaca arz etmeye çalıştığım süreci de ortada olan bir hadisede nasıl Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi bir bu oyunu ortada oyun bozan olmayacağız deniyor, aslında zaman, oyun olduğu da ortaya çıkmış o zaman o zaman mesele yok zaten. O zaman mesele yok. Yani şimdi siz, yani biz efendim birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelere kırmızı çizgimizdir dediğiniz gibi, tekrarlamak istemiyorum Sayın Okay, çok iyi izah etti. Peki onun bilmem 56. maddesini, 46. maddesini, 112. maddesini, herhangi bir başka maddeyi oradan şey yapıp arkadan dolanmak suretiyle getirdiğinizde ne olacak? Yani siz o maddeler duruyor ama o maddelerin altı, o maddeleri tamamen çektiğiniz vakit bir manası yok ki. Anayasa bir bütün olarak alacak. Peki burada yasa soru şu: peki bu başlangıç noktasındaki metin ne olacak? O tümden gidecek. Türk lafı geçmeyecek. Yani birilerine Türk lafı ciddi bir demek sorun teşkil ediyor. Yani şimdi şu başlangıcında dediğimiz şey, mesela Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü lafını demek ki bir takım çevreler rahatsızlık verici buluyor. Yani evet, buradaki Türk'ü çıkartacaksınız, Atatürk'ü çıkartacaksınız. Ne kalacak geride? Bir salata. Yani bir böyle ne olduğu belli olmayan. Meclis açış konuşmasında esnek ve ideolojiler üstü gibi bir tarif yapıyor şey. Herhangi bir ideolojiye bağlı olmayan Cumhurbaşkanı'nın tanımlaması mı? Tabii, bu çerçeve içinde. Tabii, evet. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı bu işin yani mimarı, yani esas burada esas mimar, antrenör Sayın Abdullah Gül. Yani bu Sayın Başbakan'ın masumiyetine karını teşkil etmez ama onun daha hızlı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu madde birinci, ikinci, üçüncü madde diyorsunuz.
Mesela Sayın Arınç ne dedi? Bunlar dedi tartışılır canım dedi, yani tartışılır. Peki neyini tartışacaksınız? Şimdi bak burada yine ölçümleme var. Toplumun tepkisini yani ne kadar bir tepki oluyor bize. Evet. Neyini tartışacaksınız? Cumhuriyet. Cumhuriyet tartışılıyor, diğerlerini tartışırız diyor. Peki diğerlerini tartışalım. Ne diyor burada? Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bunu tartışacaksınız. Dili Türkçedir. Bunu mu tartışacaksın? Yani ne olacak dili? Ne diyeceğiz? Şöyle yani? Olacak galiba. Dili Türkçe dedi. 42'de seçmeli ders veya da eğitim dili olarak başka dillerde kullanılacak. O orada Türkçe. O burada durmasına rağmen. Burada öbür taraftan git tabii işte. Zaten arkadan dolanma. Demin onu arz ettim. Evet. Yani 66'da Türk'tür diyecek. Bu tarafta getirecek tabii. Başlangıçta kalacak. Başlangıçta dili kalmasın. O zaman bir anlamı kalmadı. Değiştirmedik. Ona dokunmadık tabii. Zaten. Bayrağın şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızı al bayraktır. Şimdi bu birilerine herhalde çok affedersiniz affınızdan sonra batıyor mu lan? Batıyor mu? Ha, batıyor. Ha bunu aynen katılıyorum. Bu duracak ama yanına PKK'nın bayrağını da getireceksiniz. İşte o da eyalet ya işte özel yönetim bayrağı falan diye. Şimdi bu tabii bunun yani şurada baktığınız vakit mesela Milli Marşı İstiklal Marşı'dır. Bunu mu tartışacaksın? Yani tartışalım da başkent Ankara'dır. Ne yapacaksınız? Diyarbakır mı yapacaksınız? Şimdi burada oyun çok açık. Bu bir emperyalist tuzak. Bu emperyalist tuzağın önümüze getirdiği şekil çağdaş bir anayasa yapma. Peki bu çağdaş anayasayı daha ileri demokrasiye ulaşma noktasında bunu isteyen kim? İktidar. Peki iktidar ne yaptı? Bakın daha çok canlı yüzlerce örneğini yaşıyoruz. Bir tanesini arz edin. Daha yeni. Bir pankrat açtılar. Parasız eğitim istiyoruz diye Sayın Başbakan'ın İstanbul'daki bir toplantısında 3 tane öğrenci. Yani bir pankrat. Bomba yok, molotof küfür yok, hakaret yok, taş yok, sopa yok. 17 ay hapis. 17 ay. 17 ay. Daha bir hafta önce şurada tahliye oldu. Yani şimdi sen bir defa anlayışın yani 17 ay. Evet. Bir tek gün mahkumiyeti mümkün olmayacak bir arzede. Adam demokratik tepki diyorsun. Nasıl oluyor bu? Adam gidiyor Fransız Cumhurbaşkanı'nın suratına pas diye hatırlayın. Evet. Bütün televizyonlarda verdiydi. Adam geldi böyle. Brüksel'de şeye toplantıya geldi. Pasla. Güzel de paslıydı. Yani adam suratının ortasına koydu. Evet. Bir gün gözaltına alınmadı. Sadece kim bir tespiti yaptılar bıraktılar. Ve o Sarkozy dikkat edin suratına pasta yedi. Televizyon atılacaktır izleyiciler. Çünkü Facebook'ta ben kendi sayfama da onu koydumdu. Şöyle bir döndü tabii sinirlendi. Yürüdü. Şöyle bir yaptı sildi. Belki de içeride suratına yapışmış olanları yemiştir. Çünkü o, onu bilmiyorum. Evet. Evet. Şimdi tabii siz AKP'nin ne yapmak istediğini kısaca özetlemiş oldunuz. Şimdi biraz da bir şeyde yoğunlaşalım. İzninizle. Bu uzlaşmadan hazırlık komisyonu evresine geçişte de bu çalışmaların içinde yer alacak gibi görünüyor muhalefet en azından. Bir de şöyle bir görüş var muhalefet milletvekillerinde. Bizim işte bir takım kırmızı çizgilerimiz var. Biz bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Siz biraz önce izah ettiniz. Kırmızı çizgiler denilirken de daha çok başlangıç ilkelerine vurgu yapılıyor. Fakat bu başlangıç ilkeleri de boşa çıkaracak bir takım değişiklikler yapmak tabii, evet. O mümkün. O da orada kalacak. Öbür maddeler de değişecek. Değişecek. Yani biraz ne yapmak lazım peki? Nasıl bir... Şimdi bakın ne yapmak lazımdan önce evet. Bir kere şunda bir yanlış anlaşılma olmasın. Evet. Anayasaların özelliği bulunduğu dönemin iradesini yansıtır ama geçmişe tepkisinden geleceğe yöneliktir. Tabii geçmişe de bir anlamda rövanş almaktır. Bulunduğu döneminde görüşlerini yansıtır. Hani vatandaşla devlet arasında bir sözleşmedir, toplumsal mutabakat metnidir, devletin işte temel yapısıdır. Bunlar güzel şeyler. Peki bu anayasa değişmeli mi? Değişmeli. Çok ciddi anlamda hem demokrasi kriterleri bakımından evet. Hem insan hakları kriterleri bakımından bu anayasa değişmeli. Bu 12 Eylül'ün darbe anayasasıdır. Ve bu
anayasa doğrudan doğruya devleti koruyan bir anayasadır. Oysa anayasaların asıl işlevi insan hak ve özgürlükleri devlete karşı güvence altına almaktır. Peki bu kriterler konulurken, yani hem demokrasi kriterleri hem insan hakları kriterleri konulurken nedir bunlar diye baktığımızda ifade özgürlüğü vardır, toplanma özgürlüğü vardır, azınlık hakları vardır, hukuk karşısında eşitlik vardır, insan hakları kriterleri. Demokrasi kriterleri dediğinizde hukuk devleti vardır, kuvvetler ayrılığı vardır, iktidarın denetlenmesi vardır. Şimdi bütün ve özgür seçim vardır, adaletli seçim vardır, partiler arasında demokratik seçim işleyişi vardır. Şimdi bunların hepsi güzel şeyler. Söylem olarak güzel. Peki bu anayasa şimdiye kadar başına ne geldi? Bu anayasa 112 kez değişti, değişik maddeleri. Bazı maddeleri birkaç kez değişti. Toplam zaten 177 madde. 112 maddesine zaten oynandı. Hadi ilk dördüyle de dokunulmaz diyoruz. Peki yine de değiştirelim. Evet, yine de değiştirelim. Ama samimi miyiz? Hani biraz evvel demokrasi ve insan hakları kriterlerinden bahsettik. Samimi miyiz? O zaman dönüp bakacağız. Nereye bakacağız? 2010 Nisan Mayıs'ında yapılan değişikliklerin 2010-12 Eylül'de referanduma sunulmasına bakacağız. 26 madde değişti orada. Ama iki maddesi önemliydi. Anayasa ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. Nitekim bu iktidar o 26 maddeden sadece ve sadece bu iki maddesiyle ilgili yasalar çıkarttı. Ve bu iki maddesinin değişikliğini uygulamaya koydu. Anında. Yargı anında. Zaten bir kısmı da anayasa değişikliğinin içerisinde anayasayı yönetmelik haline getirdiler. 4 sayfalık madde haline getirdiler. Ve anında onu uyguladılar. Böylece yargıyı teslim aldılar. Ne zaman oldu bu? 12 Eylül 2010 referandumda. İktidarın dayattığı anayasa buydu. Ama referandum sürecindeki tartışma genel siyasi konjonktürdü. Anayasa değişiklikleri o süreçte tartışılmadı. Hatta birçok vatandaşla yapılan çoğu röportajda efendim ne değiştirildiğini bilmiyoruz. Hangi maddeler olduğunu bilmiyoruz. Şimdi iki tane madde değişti. O zaman da söyledik bunu. İki madde değiştirildi. Şimdi düşünün ki bu anayasa değişikliği, o uzlaşma veya hazırlık komisyonunda görüşüldüğünde yargının bağımsızlığı sağlanabilecek mi? Kuvvetler ayrılığı, yani yargının yürütmenin denetimine bıraktığı süreç ortadan kaldırılabilecek mi? Öyle. Hukuk devleti gerçekleşebilecek mi? Bunların hiçbir ihtimali yok. Kardeşim bunlar daha geçen sene yapılıyor. Onları bir geç. Öbür konulara gelelim. O konular şu olur bu olur. Onlara geçiyorum. Ama asıl olan şu olacak. Bu anayasa değişikliği uzlaşma komisyonunda görüşülecek. Tartışılacak. Bir süre geçecek. Sonunda uzlaşma komisyonundan işte belirlenecek ki bunu komisyon üyeleri de söyledi televizyonda artık. 4-3 veya 3-2'lik bir çoğunlukla. Her halükarda o zaten 9 rakamına ulaşıyor gerçi de. Geldi Anayasa Komisyonu'na. Anayasa Komisyonu'nda değişip değişmeyeceğin güvencesi yok. Diyelim ki 3 siyasi parti anlaşarak Anayasa Komisyonu'nda da görüştüler. Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin imzasıyla. Ama her aşamada da bir değişiklik önergesi verilebilir. Uzlaşma Komisyonu'nda, Anayasa Komisyonu'nda aynen geçtiğini kabul ettiğimiz maddeler Meclis Genel Kurulu'nda da değişebilir. Peki o zaman aynen, ne olur? Bazı maddeler aynen böyle olacak. Aynen böyle olacak. Ben onu diyorum. Ben bunu bir takvim ve tarih düşmek için ulusal kanalda ben bugün galiba 12 Ekim günü ben bunları ifade ettim demek için söylüyorum. Ve bütün ben yine de bu sürecin sonunda geldi Meclis Genel Kurulu'na. Oylama yapıldı.
Şu an AKP'de kaç milletvekili var? 326. Evet. Gizli oylama. Herhangi bir siyasi partinin desteğiyle 330 geçtiği andan itibaren veyahut da bazı siyasi partilerdeki kim milletvekillerinin bu değişikliklere sıcak bakmasından kaynaklanan bir parti grup kararı da alabileceği için 330 geçti. Hatta 367 geçti. Ola ki. Evet. 367 geçti. Uzlaştık. Sonunda bu anayasa değişikliklerinin hepsi referanduma gidecek. Ve Türkiye işte başbakan takvimi sıkıştırıyor, bir sene içerisinde bitirin filan diyor. Bu sefer tabii 60 güne indirilmişti zaten yasayla o süreç. Hı hı. Bilesiniz ki referandum süreci başlayacak ve referandumda tekrar halka gidilecek, ama bu sürecin içerisine katkı verenler, bu sürecin içerisinde olanlar referandumla 2010'daki gibi kalkıp bu anayasa değişikliğine hayır deyin dahi diyemeyecekler. Niye? Çünkü o onlar da katkı yapmış olacak. 2007'de de bir referandum olmuştu, hatırlayın. Onda olduğu gibi tek başına %70'lik falan bir oyla anayasa değişikliği kabul ediyor. Türkiye'de sistem, ama çünkü bunun sizler artık elemanısınız. Oyun bozan olamazsın. Çark ettin demesinler. Mecbursun bu şey içerisinde, senaryoda üstlendiğin rolle bu işe devam edeceğiz. Şimdi bu her halükarda meclisten 330-367 oy aralığında geçse dahi, kaldı ki Cumhurbaşkanı'nda böyle bir sözü var, yani sanki bana önüme de gelse referandum, Türkiye yeniden bir referandum süreci yaşayacak. O zaman da şu denecek tabii. Canım tabii halk, millet istiyorsa ona sen ne diyeceksin kardeşim? Şimdi itirazın olmayacak denecek. Ve sen de kalkıp zaten mahcup olduğun için bir şey de söyleyemeyeceksin. Sonucunda Türkiye'de bu olay her halükarda AKP'nin kurduğu bir düzen içerisinde devam edecek. Şimdi biz bunu tartışalım. Güzel tartışalım. Şimdi 12 Eylül referandumu sonucunda değişen HSK yapısının Anayasa Mahkeme yapısına baktığımızda ne oldu? Herhangi bir şekilde özellikle özel yetkili mahkemelerde muhalefet şerhi veren hakimler ve başkanlar o görevden aldılar. Ne biz verin? Emekliliğini vermek zorunda kaldı. Veyahut da Deniz Feneri savcıları bu HSYK tarafından işten el çektirildi. Veyahut da soruşturma açıldı. Bir de soruşturma açıldı. Kremalı. Tüm yargıda Adalet Komisyonu başkanları değiştirildi. Başsavcılar değiştirildi. Tamamen AKP'nin yargı kadrosu iş başına getirildi. Evet. Ve o hale geldi ki işte parasız eğitime istiyorum diyen çocuklar, gençlerimiz 17 ay tutuklu kaldı. Herkes dinleniyor. Telefon dinlemeleri devam ediyor. Özel hayatın gizliliği vardı. Yine çarşaf çarşaf medyada, işte herkesin dilinde. Peki kardeşim, bunlarda bir değişiklik yapabilecek misin? Ya niçin yapsın? Niçin yapsın? Hükümetin bırakın niyeti yok. Peki muhalefet bunu yaptırabilecek mi diyorsunuz? Yani evet. Bırakın bunları. Bırakın bunları. Parlamento kapanmadan önce kan hükmünde yetki kararnamesi yetkisi aldılar. Takır takır çıkartıyor adam. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Parlamento boş iş yapmıyor. Soru önergeleriyle vakit geçiriyor. Çünkü meclisten geçmesi gereken neredeyse bütün yasaları bir araya getirdiler, kararnameyle çıkarttılar. 1932-33'lerin Almanya parlamentosuna çıkartılan güvenlikle ilgili gerekçeyle aynı o yasalara benziyor. Şimdi aynı. Ya koskoca hukuk mahkemenin usul yasasını değiştirdiler.
İmar yasasını değiştirdiler, çevre korumayı değiştirdiler, tam günü değiştirdiler, Yargıtay yasasını değiştirdiler, Danıştay yasası, ne birçoğu anayasanın 91. maddesine aykırı olarak değiştirdiler. Ama o anayasa mahkemesi, şimdi yeni şekillendirilen anayasa mahkemesi de daha bunları incelemeye dahi almadı. Hı. Şimdi bundan sonra iptal etse de önüm kalmayacak. Çünkü işte kararnamenin işte 6 aylık süresi doldu. Şimdi parlamentoda soru önergeleriyle gündem dışıları zaman geçiriyorlar. Çünkü parlamentoda artık yasama faaliyeti tatil. Şimdi bütün bunları yapan bir AKP. Bütün bunları yapan bir AKP. Parlamentodan yasaları kaçıran, hükümet tarafından yasama işlevi sürdürüldüğü bir AKP ile birlikte uzlaşmak adına Türkiye için yepyeni bir anayasa diye bir araya gelinecek ve bunlar sanki olmamış gibi mi düşünülecek? Kaldı ki şunu ben yaşadım. Geçen parlamento döneminde uzlaşıldığı halde meclis genel kurulunda işte sözlerinden caydığını yaşadım. İşte muhasebeci ve mali müşavirlerle ilgili düzenlemede, avukatlarla ilgili düzenlemede o grup başkan vekili değil de şu grup başkan vekili imza attı. Şimdi o burada yok, ben onun imzasını tanımıyorum diyeninde yaşadım. Plan bütçede öyle anlaşmıştık. Çünkü baktık çok fazla önerge veriyorsunuz. O önergeler orada önünü kesmek için burada daha sınırlı sayıda önerge veriliyor. O nedenle biz bir an evvel yasayı burada görüşmek için burada o sözümüzden caydık dendiğini yaşadık. Şimdi böylesine sabıkası olan ve şu süreci yaşatan bir AKP ile bu uzlaşma komisyonu içerisinde sorumluluk üstlenmekle birlikte ister istemez gelecek sürecin sorumluluğuna da ortak olunacaktır. Bir de şu laf var. Efendim bu parlamento halkın %95'ini temsil ediyor. Her şeyi yapabilir. Hani birileri de diyor ki efendim işte, geçerli oylara göre hesap ediliyor veyahut da oy verenlere göre %80'in %95'i her neyse bu oran ayrı bir şey. Ama yasamanın işleyişi kurucu irade olmak değildir. Kurucu irade bir başka iradedir. Ama sen bu oyunun içerisinde bunları göre göre bu işin içinde olursa ki şu söylediklerim 12 Ekim 2012 veyahut da bilmem 2013'te bu süreç yaşandıktan sonra o zaman bu kasete bir daha baktığımızda bir bir gerçekleşecek. Evet. Ve bu gerçekleşmenin nihai noktası Türkiye'de çok ciddi anlamda bir rejim değişikliği sürecidir. Bir sistem değişikliği sürecidir. Yani Burhan Bey başkanlık işine de bir bak lafı yarıda kalmayacak galiba. Bu anayasada başkanlıkla da karşılaşacağız. Belki. Evet. Belki yarı başkanlık. Çünkü Türkiye bundan sonra önündeki takvim hemen hemen her sene bir seçim yaşanacağı, halka gidilecek bir süreç yaşayacağız. Referandum diyeceğiz, yerel seçim diyeceğiz, cumhurbaşkanlığı seçim diyeceğiz, genel seçim diyeceğiz. Ve bu belki bu despotik yönetimin kendisini perçinleyeceği, ustalık dönemi dediği perçinleme değil, tamamen Türkiye'ye hükmetme, hükümdar olma süreci gibi bir noktaya taşımak istiyorum. Bu oyun çok açık, çok kaba şekilde görülüyor. Çok böyle tereddüt etmek, ya acaba bir iyi niyet olabilir mi demek mümkün değil. Ve böyle bir süreç maalesef, dilerim bu süreç iyi okunur, bu sürece iyi refleks gösterilir. Bizim parlamentoda görev yaptığımız dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği birileri için ama Cumhuriyet Halk Partisi var dedirten bir noktadaydı. Yani inanıyorum ki bu dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamento grubu bu direnci gösterecektir. O direnci gösterecek meselette olacaktır. Onu umut ediyorum, bekliyorum. Aynı şekilde MHP için de. Son bir dakikamız var Sayın Bakanım. Evet. Ara için. Yani ben şunu söyleyeyim. O aradan sonra değerlendireyim diğer kalanını. Yani ben tabii Cumhuriyet Halk Partisi açısından da, Milliyetçi Hareket Partisi açısından da çok umut var değilim. Bu anayasa değişik. Çünkü geçmişteki hele şu son sürecin içerisinde
CHP'nin yaptığı yanlışlıkları, MHP'nin yaptığı yanlışlıkları ve bunun bedeli olarak da işte seçim sonuçları ortada. %50 öyle böyle filan değil, %50 halkın %50'si gitti AKP'ye oy verdi. Bu sevgiden, muhabbetten mi acaba, bir muhalefet partilerinin eksikliklerinden mi? Bu da ayrı bir tartışma konusudur. Ama endişem şu ki, aynen katılıyorum. Yani oyun içinde oyun, oyun içinde oyun diye demin arz ettiğim konuda bu zaten komisyona pat diye isimler bildirmek, oradan başladı işin yanlışlığı. Ve şimdi siz mesela Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 4 tane şartımız var diyor. 3 ön maddenin değişmesine bir de kırmızı çizgidir diyor. Tamam, çok güzel. %10 barajı kaldırılmalı. Siyasi partiler yasası değişmeli. Tutuklu vekiller sorunu aşılmalı. Özel yetkili mahkemeler olmamalı. Peki şimdi bu 4 tane şart diyorsun. Şart. Şart. Öbüründe de kırmızı çizgi diyorsun. Peki göreceğiz önümüzdeki süreçte. Tamam. Aradan sonra bunu devam edelim. Evet, yine tamam. Sizden başlayalım. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, Haftaya Bakış programında Çalışma Eski Bakanımız Sayın Yaşar Okuyan ve CHP Eski Grup Başkan Vekili Sayın Hakkı Suako ile yeni anayasa çalışmalarını değerlendiriyoruz. Birinci bölümde AKP'nin amaçları üzerinde durduk ağırlıklı olarak. Sayın Bakanımızla kalmıştık en son. Kaldığınız yerden devam edelim. İsterseniz son olarak muhalefetin tutumu üzerinde de görüşlerinizi belirtiyordunuz. Evet, yani şimdi ben benim esas beni üzen, tedirgin eden ve canımı sıkan nokta AKP'nin yaptığı tasarrufları, yapacağı şeyler falan diye. Orada benim bir şüphem yok. AKP kendisine verilmiş olan görevleri yerine getiriyor. AKP bir misyonu var. Evet. O misyonu yüklenmiş. Ona o misyonu da kendisi kendi kendine yüklenmemiş. Onu vermişler. O da tamam diyor. Şimdi muhalefet dediğiniz vakit, yani ben bakıyorum 2002 Kasım seçimlerinden sonra 9 sene yaklaşık geçen bir sürecince. Yani bu muhalefet dediğimizde sadece CHP ve MHP'yi kastetmiyorum. O eleştirilerin içine kendimi de koyuyorum. Yani Yaşar Okuyan olarak siyasi kimliğimle, muhalif kimliğimle kendimi de koyuyorum. Bu süreci şöyle bir gözden geçirdiğiniz vakit, diğer partiler işte şu bu ANAP'la Doğru Yol Partisi'nin birleşmesindeki fiyasko veya diğer partilerin durumu, hepsini tesadüf olmadığını, hepsinin aslında bir planın, bir projenin bir parçası halinde ve günü gelince X tarihinde şu filan tarihte de bu diyerek, bu kadar çünkü tesadüf bir araya gelmesi mümkün değil. Bunun böyle bir sürecin devamı olduğunu düşünüyorum. Şimdi böyle bir noktadan geldiğimiz vakitte bugün mecliste BDP'yi saymıyorum. BDP zaten AKP'yle kamuoyunun önünde güya sürtüşme içerisinde olan ama anayasayı el ele kol kola çıkartacak olan parti. Çünkü onlar daha fazla bir şey istiyorlar. Öbür taraf diyor ki bir dakika, fazla o kadar üstümüze gelmiyor. İşte gördük. Zamanla PKK yöneticileriyle yani. Evet. MİT müsteşar yardımcısı sıfatıyla bizzat başbakanın özel yetkilendirdiği şimdiki MİT müsteşarının konuşma bantlarında dehşet. Ben şimdi bakıyorum bununla ilgili CHP ve MHP'den yani çok cılız bir iki eleştirinin dışında hiçbir şey yok. Dehşet. Dehşet. Bir parantez açayım. Tabii. Habur sonrası hatırlarsanız o zamanki İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında biz bir gen soru vermiştik. Evet. Parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına gen soruda ben konuşmuştum. Ve orada yine hatırlarsınız Sayın Ahmet Türk'le Sayın Bakanım Atatürk Orman Çiftliği'nde, evet, Orman Bakanı Mehdi Eker'in özel bir mekanında, Tarım Orman Bakanlığı'nın mekanında bir baş başa görüşmelerini, gizli bir görüşmeleri olmuştu. Bu daha sonra gen soruda biz bunu gündeme getirdik. Siz terör örgütüyle müzakere yapıyorsunuz diye kıyameti koparmıştık. Görüşenler kimdi? Meşru bir siyasi partinin genel başkanı
İçişleri Bakanı Habur'la ilgili işte şu veya bu. Ama şimdi Başbakan adına PKK'yla görüşme yapılıyor. Bu olağan karşılanıyor. Bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Yani görüşmenin ötesinde bir başka olay var orada. Siz terör örgütüne de meşruiyet veriyorsunuz. Daha meşru, ileri. Meşru bir kurum kabul ediyorsunuz. Daha ileri. Tabii. Daha ileri. O işte o metinler yayınlandı. Aydınlık Gazetesi hemen hemen tümünü verdi günlerce. Cumhuriyet biraz verdi. Diğer gazeteler şöyle bir kıyısından köşesinden gitti. O ve itiraz gelmedi. Bu hayır yalandır filan denilmedi. Dikkat buyurun bugüne kadar. O metinlerdeki bazı ifadeler MİT Müsteşar Yardımcısının, Başbakanın bizzat temsilcisi, yani MİT Müsteşar Yardımcısı sıfatının ötesinde öne geçen şey direkt Sayın Başbakan adına konuşuyor. Evet. Özel yetkilendirdi adam. Ne diyor orada? Diyor ki siz diyor biz sizi tölere ediyoruz diyor. Şimdi bir dakika, yani şimdi neyi tölere ediyoruz size? Sizin diyor biz takip ediyoruz. Şehirlerdeki yapılanmanızı tölere ediyoruz. Peki o zaman sormazlar mı adam ya? Bu öyle muhalefet olur mu? Okey Bey, yanlış anlamayın, yani size söylemiyorum. Yani şu an bütününü söylüyorum size. Siyasi partinin bir sade üyesiyim. Tabii onun için yani size bakarak. Ama yine de partime yönelik olunca biraz böyle içim cız ediyor. Doğru. Onu ben çok iyi anlıyorum. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim anlayışındaki değişkenlikle ifade etmek belki daha doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana omurgası zannederim hala bu düşünceleriyle savunuyorum. Zaten burada bütün mesele parti değildir. Yani evet. Ben CHP'de, MHP'de dediğimizde o partiler değil. Bugün her halükarda bir Milliyetçi Hareket Partisi'ne, her halükarda devleti kuran bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne her halükarda ihtiyaç vardır. Ama sıkıntı ve üzüntü bunların o fonksiyonları, bugünkü yöneticileri tarafından yerine getirilmeyişi, tam tersine AKP'ye adeta destek olacak tarzda bir strateji uygulamalarıdır. Yoksa partilere söyleyeceğiniz bir laf yok. Şimdi burada bakıyorsunuz gelinen noktaya. Nasıl olacak? Şu PKK yöneticileriyle görüşmede adam dehşet şeyi ortaya koyuyor. Her şeyi anlaştık diyor. Anlaştık. Her şeyi anlaştık. 2-3 şey kaldı diyor. Ne diyor şeyde? Bakın şimdi bunlar çok önemli. Bir söz söyle savaşı bitireyim. Öcalan Erdoğan'a çağrı yapıyor. Hadi bir söz. Bir sözle savaş nasıl biter? Demek ki her şey bitmiş. Bir söze kalmış işte. Tabii. Yani. Evet. Ve Şerafettin Elçi bunu açıklıyor. Protokol yapıldı diyor. Başbakan da diyor ki böyle bir yazılı bir protokol çıkartın gösterin. Ya yazılısı değil, sözlüsü kardeşim. Yazılı senin altına da sen imza atacak halin yok. Senin yetkilendirdiğin kişi özel yetkiyle PKK yöneticileri görüşüyor mu? Görüşüyor. Şimdi bunun karşısına CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'ndan çıkan beyanatı hatırlayın lütfen. Biz diyor görüşmesine karşı değiliz diyor. Evet. Biz niye gizliyorsunuz bunu? Biz onu. Ya sonra, başlangıçta o söylendi. Sonra iki, da galiba birkaç gün sonra onaylamıyorum falan gibi. Çünkü CHP tabanından çokçu, ben bilerek söylüyorum, ciddi bir tepki CHP Genel Merkezi'ne gelince düzeltmek zorunda kaldı Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani gizli görüşmesi o apayrı bir şey. Görüşme, sen bunda mantığını ben anlarım. Yani diyelim ki görüş. Peki de buradaki görüşme tutanağındaki o laflar, yani o lafların içeriğini protokol haline getirmişsiniz siz. Şimdi buradaki şeye geliyorum. Anayasa değişikliği noktası. Şimdi siz orada o konuşmada anlaştığınız, yani %99'unda bir söz diyor ya. Bir Abdullah Öcalan denilen adam, cani, İmralı Adası'ndan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle dalga geçiyor. Bir söz söyle diyor, bitireyim diyor hemen. Bir söz noktası ne demek ya? Bir söz yok, her şey hazır demek. O zaman siz bu anayasa değişikliğine öyle veya böyle kamuflajlı, dolaylı, arkadan işte dolanmak suretiyle siz bu isteklerin hepsini kuracaksınız. Kuracak. Sayın rahmetli Erbakan'a biliyorsunuz bu mahkumiyet noktasına gelince bir özel yasa çıkartıldı yaşla ilgili, evet. Ve evinde filan. Şimdi ne diretiliyorlar Abdullah Öcalan'la ilgili? Birinci olmazsa olmaz şartımız bir defa barış için
Onu diyor eve. Yani birdenbire hani tahliye çok kolay değil. Hani alıştıra. Önce cezaevini değiştirelim. F tipi bir şey. Hani F tiplere karşıydınız siz? Yok. Çünkü öbür tarafta daha, şimdi burada ister istemez daha dikkatler üzerinde falan. Peki nasıl bir değişiklik yapacaksınız? Anayasa ya siz nasıl bir şey yapacaksınız? Efendim direkt o birinci, ikinci, üçüncü maddeleri dokanmayalım. Sayın Okay da demin söylediği gibi. Ama işte mesela yerel özellik getirelim. Belediyelere yetkisini genişletelim. O belediyeye verdiğimiz yetkinin içerisinde belediyelerin o kendi sınırları içerisinde efendim mesela okullarda eğitim dilini tanzim etme yetkisini verelim. Şimdi yani şimdi bu o kadar ve siz bunu anayasada böyle bir maddeyle yuvarladığınız vakit o senin birinci, ikinci, üçüncü maddelerin hiçbirisinin hükmü kalmıyor. E şimdi bütün bunlar açık. Hesap bu. Yani burada amaç da belli. E siz şimdi burada bu amaca uygun ve Amerika'ya gönderilmiş bir metnin devamı bir metinden bahsediyor. Şimdi Sayın Başbakan ne diyor? Bakın daha evvelsi gün şey yaptı. Yani anayasa bir yılda işte bitirilsin filan deyince yani en fazla bir yılın içinde bitsin diyor. Şimdi buyurun Sayın Başbakan'ın lafı. Bir yılda birkaç anayasa çıkar diyor. Yani bir tane ne demek diyor ya? 2-3 ayda anayasa. Hazır çünkü. Hazır. Test edilmiş, onaylanmış, kalite belgesi Washington'dan alınmış. Üstüne basılmış. Anayasa metni hazır. Şimdi ne yapacak? Kamuoyunun tepkilerini karşılayacak. Şöyle biraz dikkatleri başka tarafa ve göreceksiniz arka arkaya çok sıkıştığı anda yine gündem değiştirici bir takım başka yan gelişmelere sebep olacak. İnsanların dikkati öbür tarafa da takılacak. Peki sonunda komisyonda hır çıkacak. Sonunda ne olacak? Ha işte gördünüz mü? Bak işte CHP ile MHP bakın. Çünkü şimdiden bunu söylüyor. İki partiyle yaparız diyor. Bunu çok açık, aleni söylüyor. Yani diyor şimdi diyor eğer şey olmazsa hiç önemli değil diyor. Biz anayasayı iki de. Hani uzlaşma? Şöyle bir güvence var mı diye bakıyorum. Uzlaşılmayan maddeler bir daha Meclis Genel Kurulu anayasa değişikliği için getirilmeyecek. Yani bir güvencen olması lazım. Şimdi burada uzlaşıldı. Döndük. Başka maddelerde önergeyle getirdi. Veyahut da yeniden işte 184 imzayla getirdi. Ne olacak? Aynen. Hangi güvencen var? Hiçbir güvencesi yok. Yani geçen yani, dönem gördük işte. Şimdi ya. Söylemek istediğim mesela bakın biraz evvel Sayın Kılıçdaroğlu'nun 4 şartımız varı okudunuz. %10 seçim barajı, özel yetkili mahkemeler. Aslında bunlar anayasa değişikliğini gerektirmiyor. Yani bunlar kanun değişikliği. Herkes yani %10 barajının anayasadan geldiğini düşünüyor. Anayasada bu konudaki hüküm temsilde adalet, yönetimde istikrardır. Hı hı. Ama %10 barajı orada değil. Seçim kanununda. Nitekim seçim kanunundaki o %10 barajın değiştirmesi için kanun teklifi de ben verdim. Her ne kadar benim ismim pek ifade edilmiyorsa da %7 olarak verdim. Ama %70-80'in temsil edilmemesi halinde en yüksek oy alan iki siyasi partinin de partiden temsil edilebilmesini de içeren bir madde değişikliğiydi. Yani %5'in altındaki bir parti de girebilirdi onunla birlikte. Ama şimdi bakıyorum bununla ilgili eğer bir siyasi yumuşamaysa, Türkiye'de bir geniş konsensus sağlanacaksa o zaman hemen yarın yani pantolon yasası ve iş üstündeki pantolonla ilgili değişiklik gibi. Yarın getir onu bir %5'e çek. Veyahut da yani nedir bu? Aslında bu bir de demokrasi kriteri bu. Seçim barajı. Yani onu yapacağız demiyorlar. Öyle bir şeyler yok. Peki o zaman bu 4 şartımız diye kendi başladığımıza göre zannederim özel yetkili mahkemeler. Hı-hı. Özel yetkili mahkemelerle ilgili bir düzenleme getirin. Yani bir tarihte DGM'ler başa belaydı. Hatta sonra DGM'ler kaldırılınca bir sevinç oldu ama şimdi özel yetkili mahkemeler DGM'leri çok açtı. DGM'nin ötesine vardı.
DGM'lerde hukuk vardı hiç olmazsa. Özel yetkili mahkemede bu da yok. 12 Eylül dediğimiz ve değiştirelim dediğimiz anayasada anayasanın hazırlanış şeklinde dahil. Hazırlanış şekli. Referandum ihtilal yapmış adam canım. Yani aleyhinde konuşturtmuyor etmiyor. Değil mi? Evet. Oradan da %90 bilmem 6 küsurla bilmem ne yapmış. Peki şimdi ne oluyor? Demokrasi. Her şey kanun. Yani kanunsuz hiçbir şey yok. Ama hukuksuzluk var. Yani şimdi hepsi kanuna uygun. Hı hı. Ben seni oraya atıyorum. Onu da oraya atıyorum. Onu da oraya atıyorum. Ondan sonra mesela savcılarla ilgili diyor ki Adalet Bakanı bunu hakimler savcılar kurulu almadı ki diyor. Sen aldın kardeşim. Adalet Bakanlığı yapmadı diyor. Kurul yaptı. Evet pardon. Adalet Bakanlığı falan niye suçluyor? Benimle diyor. Kurul. Kurulu kim atadı? Deden mi atadı? Sayın Bakan biz yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bal'la birlikte bir programa çıkmıştık. Referandum öncesi HSYK'nın daha anayasa değişikliği olmadı. Yeni üyelerinin kimler olacağını abi, isimlerini verdik. Liste zaten elden ele dolaştı. Yani daha anayasa değişikliği olmadı 12 yıldan önce. Tabii. Bu anayasa değişirse işte Adalet Bakanı müsteşar yardımcısı bilmem şu dairenin genel müdürü şunlar şurada şöyle görev üstlenecekler ve şu üç dairenin başına birine şu gelecek bu isimlerini verdik. Her şey açıktı zaten. Ya çok açık. Evet. Hiç tartışmasız bir şekilde. Şimdi dolayısıyla burada muhalefet partileri gerçekten tarih önünde, millet önünde çok ciddi sorumluluk altındadır. Bunun da meclisteki parti grupları olduğu için CHP evet. Ve MHP tabii bunu kastediyorum. Dışarıdakilerin tabii ki buna tepkileri, demokratik tepkileri olacaktır falan ama neticede çözüm şeyi tartışmanın yapılacağı evet. Meclis. Ama siz şimdi burada bile bile bir oyuna gelip kapanın içine kendinizi koyup kendi elinizle de kapanın kapağını kapattığınızda oradan yapacağınız feryadın aynen size katılıyorum. Kamu vicdanında da kamuoyunda da hiçbir hükmü olmayacak ve tam tersine o meşruiyet kazandıracak. Yani hukuksuzluğa meşruiyet kazandırma gibi bir sonuç verecek. Ben bu konuda inanıyorum ki CHP tarihsel misyonundan gelen sorumluluk duygusuyla bu refleksi gösterecektir. Bu şartlar güvence alınması dahil ve görüşmelerin hangi boyutta uzlaşılması gerektiği dahil başlangıcında oturup bunu çok net olarak ifade edeceklerdir ve AKP'nin bu tuzağına düşmeyeceklerini düşünüyorum. Öyle olması gerektiğine de inanıyorum. Valla Sayın Okay, ben de demin siz hani burada bir bant tarihe not düşmek için ulusal kanalda bunu söylüyorum dedim. Ben de aynı lafı tekrarlayacağım. Ben de tam tersi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de burada çok ciddi bir vebal yüklendiğini ve bizim milletin beklentisi doğrultusunda bir muhalefetle bu oyunu bozabileceklerini hiç düşünmüyorum. Sonuçta AKP'nin ve onun tasdik aldığı yerlerin dediği olacak gibi gözüküyor. Şimdi çok sayıda izleyicimiz telefon ediyor. Telefonlara yetişemiyoruz ama bazılarının isimlerini okuyacağım. Hem de bazı sorular da var burada. İzmir'den Özden Menekşe 3 milletvekili hapsedilmişken temsil ettikleri halkın adına oy kullanamazken bu meclis nasıl anayasa yapacak diye soruyor. Bu kanunsuzluk, hukuksuzluk olmuyor mu? Bunun bir cezası yok mu diye soruyor. Edirne Keşan'dan Cevat Bey, BDP ve terörist başıyla görüşülür mü? Bunlarla masaya oturmak vatan haini değil mi diye soruyor. Yani soru değil de daha çok görüş aynı zamanda. Nail Eren İstanbul'dan artık özel yetkili mahkemeler yok. AKP'nin parti mahkemeleri demek gerekir diyor. Mehmet Karahan Adıyaman CHP 5. sıra milletvekili adayıymış Sayın Karahan. AKP kendi görevini yapıyor. Onlara söyleyecek bir şey yok. Görevleri belli ama Türkiye'nin bu halinden CHP sorumlu diyor. CHP emekçiye, işçiye, köylüye inmedi. Solun oylarıyla sağcıları milletvekili yaptı diyor. Atilla Eşrefoğlu Almanya'dan CHP ve MHP milletvekilleri işgal altındaki bir ülkenin meclisinde oturmamalılar. Orada oturarak AKP'ye hizmet ediyorlar diyor. Profesör Doktor Recep Seyman
veya Seymen, yanlış söyleyeyim, okumayayım, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi, temsili demokrasi teorilerine göre yeni bir anayasa yapılması halinde milletvekillerinin temsil yetkisi düşer. Milletvekilleri temsil yetkilerini mevcut anayasadan almaktadır. Dolayısıyla yeni anayasa yapılırsa ve milletvekilleri temsil yetkisini kullanmaya devam ederse millet o yetkiyi onların elinden almak için harekete geçer diye bir görüş sunmuş. Saadettin Ayas İstanbul, halkın oylamasıyla kabul edilmiş bir anayasayı halkın oylarıyla seçilmiş bir meclis kaldırıp yerine yenisini yapamaz diyor. CHP Ankara Kadın Kolları'ndan Nurten Polat hanımefendi, AKP'den nasıl kurtulacağız diye sormuş. Bu son soruyu dua edelim. Şimdi evet, dilerseniz o değerli hocanın söylediği şu. Bu anayasa değişik, yani yeni bir anayasa söylemi var şimdi. Hatta yani biz bu seçim sürecinde meydanlarda böyle bir vaatte bulunduk. Yeni bir anayasa yapacağız dedik. Biz de halk işte bu yeni anayasa vaadimizle oy verdi, parlamento böyle oluştu. Oysa öyle bir şey yoktu. Halkın da hiçbir zaman en öncelikli gündem maddesi anayasa değişikliği değil. HSYK'nın yapılanması veya Anayasa Mahkemesi'nin yapılanması halkın da çok fazla göz önünde tuttuğu bir şey değildi. Ama halkın günlük sorunları, yani açlık, yoksulluk, yolsuzluk, hukuksuzluk, yani bunlar günlük sorunlar, yaşadığı sorunlar, işsizlik, halkın günlük sorunları bu. Ama bir taraftan da bu çok fazla halk tarafından önemsenmese de yeni bir anayasa veya yepyeni bir anayasa nasıl yapılır dendiğinde, o zaman tabii yeni bir anayasa yapılmasıyla ilgili farklı görüşler var. Veya nasıl bir anayasa yani? Ya aynı nasıl zamanda bir anayasa da farklı görüşler var. Bu konu Türkiye'de çok da tartışıldı. Biraz evvel ifade ettiğim gibi kurucu irade, yani yeni bir devlet kuruluşu, bağımsızlık ilan edilmesi, rejim değişikliği, köklü değişiklik vesaire vesaire. Ama o süreçte ne olacak? Bir anayasa yapmak için oluşturulacak bir kurucu irade. Bu kurucu irade sadece siyasi partilerden de oluşmayacak. Sivil toplum örgütlerinden de oluşacak. Meslek odalarından da oluşacak. Sendikalardan da oluşacak. Ve bu siyasi partilerin de temsilcisi olacak. Yasama faaliyeti dışında bir kurucu iradeyi oluşturacak bir kurucu meclis gibi veyahut da anayasa yapan bir kurum gibi bir çalışma yapacak. Meclis kendi yasama faaliyetini götürecek. Yepyeni bir anayasa yapacaksan. Bu değerli hocamın da söylediği gibi temsil demokrasilerde. Sen halkta anayasayı tartışmadın. Anayasayla ilgili kimi, bazıları siparişi olan, bazıları işte gerçekten de katkı vermek isteyen kurumların hazırlamış olduğu anayasa çalışmaları yok. Bu var. İşte TÜSİAD'ın da oldu, Türkiye Barolar Birliği'nin de oldu. Var bu tür şeyler. Ama sonucunda bu halkta tartışılacak. Ve anayasalar biraz evvel de ifade ettiğim gibi günün koşullarında ama geçmişe tepkiyle oluşturulan, kimi zaman da rövanş niteliğindeki anayasa metinleri. Siz biliyor musunuz? Mesela Almanya'nın, İtalya'nın, Fransa'nın anayasalarının, yani şu anki anayasaların tarihi 1946-47'dir. İkinci Dünya Savaşı sonrasıdır. Evet. İkinci Dünya Savaşı sonrasıdır. İki günde yani, bir anayasa değişikliği çağdaş demokrasinin yönetimi ülkeden yani, yok. Yani totaliter sisteme karşı oluşturulmuş anayasalardır. Yani mesela Salazar yönetimi 74 sonrası Portekiz'de, Salazar yönetimi sona ermesinden sonra çıkan bir anayasa, anayasa yargısının ağırlığını getirmiştir. Filvaki biz 1960'ta anayasa yargısını getirmiştik ama şimdi hepsi bir önceki dönemin tepkisidir, rövanşıdır. Şimdi yapılmak istenen ne diye baktığımızda, tamam 12 Eylül'den, o dönemden, o rejimden, dayatmadan, darbeden rövanş alınsın. Ama o rövanş alacağım derken onu önde gösterip 1923'ün rövanşı bu. Ya Cumhuriyet'ten rövanş almaya kalkıyorsan sorun orada. Tamam.
Sorun orada. Sorun orada. Bugün haberlerde izledim. İşte savcılık Kenan Evren'le ilgili olarak galiba dava açmış veya zaman aşımı zaman aşımı yaban şeyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ve yani yabancıların Türkiye ile ilgili yapılan sözleşmelerin şeylerine bakacağım. Anayasa 90'dan hareket ediyor ama tutuklu milletvekilleri için anayasa 90 yok. Orada kıymeti yok. Orada hiç kıymeti yok. Onda da bir yani şey yok. İnsan Hakları yani, Avrupa Sözleşmesi'nin hiç önemi yok orada. Bu savcının Kenan Evren'le ilgili ya bu soruşturma ile ilgili söylediği şey çok fazla aradan bir seneden fazla zaman geçti. Ortada bir şey yok. Bizzat Kenan Evren'in ayağına savcılar gittiler. 2-3 saat işte ne sordular ne sordular. Tabii bilmiyorum. Siz de Kenan Evren mağdur olduğunuzdan hemen. Ben Kenan Evren'i çok severim. Yani. Allah uzun ömür versin. Allah bütün yani neyse şimdi yine raydan çıkmayalım. Fakat şunu arz etmek istiyorum. Yani böyle bir şeyde yani çünkü mesela savcı niye beyanat verir ki? Evet. Ha bir dakika niye beyanat verir? Siz hukukçusunuz. Savcı yani kamuoyuyla ilgili bir tarafı yoktur ki. Kendi işini yapar. Moral beyanat. Şimdi şu araç çünkü tekrar gündeme geldi. Ne oluyor? Bir dakika. 12 hani, Eylül Anayasası bir vesaire. Tabii. Şimdi tamam canım biz işte yapıyoruz. Hiç öyle geriye doğru da şey değil. Bunun 30 yılı bilmem nesi falan yok. Biz bunun içtihadını işte anayasanın 9. maddesine atıp da bunlara dışarıdan. Şimdi bunu bu bile bir algılamasını söylüyorum. Sayın savcının niyeti odur değildir onu söylemiyorum. Ama algılaması kamuoyunda bunu okuduğu vakit birisi televizyonda dinlediği vakit yurttaş ha bu bunun bir kendi üzerinde bir ha tamam canım yapılıyor işte falan. Şimdi Kenan Evren meselesinden ibaret değil. Yani ben bu referandum sırasında da bunu kamuoyunda ve bu televizyonda da çok defalarca izleyenler de hatırlayacaklar. Belgeleriyle ortaya koydum. Ya şimdi siz 12 Eylül'e karşıysanız, 12 Eylül itilerine karşıysanız, Kenan Evren bu cuntanın başı olan adamı karşıysanız bana söyler misiniz? Sayın Başbakan'ın, Abdullah Gül'ün, Abdülkadir Aksu'nun, Beşir Atalay'ın, ya daha sayayım mı? En az orada 13-14 tane AKP'nin önemli ağır topları Nurettin Ersin'in cenazesinde ne iş var arkadaş? Nurettin Ersin kim? Genç arkadaşlarımız bilmiyordu. 12 Eylül cuntasının, faşist cuntasının 2 numaralı adamı. Kara Kuvvetleri Komutanı. Evet. Diyeceksiniz ki ya çok duygusal Allah'ın rahmetine kavuştum. Şimdi cenazede de mi? Yani bunu yapıyorsunuz Yaşar Okuyan falan diye aklına geçirebilir insanlar. Peki o zaman diyeceğim ki peki o Nurettin Ersin'in oğlunu usullere aykırı bir biçimde ve yüksek bir maaşla. Nurettin Ersin'in oğlu olduğu için değildir. Çok nitelikli bir bankacıdır onun için. O zaten öyle. Öbür tarafta da öyle. Böyle. Yani şimdi, peki siz Cumhurbaşkanı köşkünde bu adamı niye ağırlıyorsunuz? İzmir'de bir nikah şahitliğinde nasıl siz Kenan Evren denilen adamla yan yana oturuyorsunuz, nikah şahitliği yapıyorsunuz. Bülent Arınç en az 5-6 defa Manisa'daki açılışlarda Kenan Evren'le kurdelek. Ya bunların hiçbirisi gerçek değil. Hani bunlar şey değil. Ve şimdi ama propaganda gücü var. Sayın Oksay bakın buradaki en önemli hadise ne biliyor musunuz? Ve bu tuzağı maalesef yani AKP'nin dışında kalmış Aydın takımı, gazeteci yazarların da bir bölümü dahil ediyorum ama CHP ve MHP özellikle. Şu CHP lafını çıkarsak yani bırakın yani CHP'yi ayrı tutalım. Yani CHP refleksini gösterecektir ona inanıyorum. Tamam inşallah. Ben yani şu geçiş sürecidir bunların hepsi geride kalır. CHP ben, Cumhuriyet'e değerlerine sahip çıkacak refleksi kesin gösterecektir. Yani yapsın, ben olursun. Hiçbir itirazım yok ve ben mahcup olmayı kamuoyunun önünde mahcup bir sefer olmayı şerefimle söylüyorum. Çok arzu ederim. Yanılmış olayım. Keşke. Hiç orada bir şeyim yok. Endişemi ben paylaşıyorum. Yani burada şöyle bir baskı oluşturuldu. Kamuoyu oluşturuldu. Bunlar tabii medyası şu supusu. Ya buna karşı şimdi çıkılmaz. Ya hiç olmazsa şu kadar söyleyelim. Yani anayasa değişikliği bu tezgah filan. Ya tamam ama şimdi bunu söylersek şimdi bakın bizi zaten
Yani hepten bak oyun bozanlık yapıyorlar dedi. Burada muhalefetin yapacağı iş tam tersine. Bir tane oy almayacağını bilsen bile Türkiye'nin yararına değil zararına olan bir hasta var mı? Bir emperyalist tuzak var mı? Bunun karşısına dikileceksin. İstersen bir tane oy alma. Evet. Sen muhalefet olarak görevin o. Ayrıca oy alma bak diye. Hayır yani şey, olur mu? Evet. Tam tersine. Evet. Sen bu manada ciddi bir muhalefet yap. Bak bakalım ne kadar oyun artıyor. Ama şimdi siz kamuoyunda öyle bir baskı yaratıyorsunuz ki aman ha ya buna karşı yani fazla söylemeyelim. Şimdi bir kim ne der bilen böyle bir ürkek bir muhalefet zemini oluşturuldu. Hı hı. Benim en büyük tehlike bu. Bu endişem var. Bu anayasa son birkaç dakikamız anayasa değişikliğiyle ilgili geçici 15. maddeye ilişkin bir kanun önerge vermiştik değişiklik yargılanmaları yönünde. Hı hı. O zaman hükümet adına komisyon adına söz alan işte bakan ve komisyon başkanı bunun zaman aşımına uğradığını ve o önergenin görüşülmemesi gerektiğini ifade ederek önergemizi reddetmişlerdi. Bir taraftan hem 12 Eylül mağduriyeti ve darbesi üzerine siyaset yaptılar. Bir taraftan da vermiş olduğum önergeyi Meclis Genel Kurulu'nda reddetmişlerdi. Söylemek istediğim şu. Yani anayasa keşke toplumsal mutabakatla demokratik kriterleri içine sindiren yargı bağımsızlığını, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrımını içeren temel hak ve özgürlükleri kapsayan bir biçimde gerçekleşse bundan çok büyük mutluluk duyarım. Ama bu anayasa değişikliğini yapacağız derken, devletin ideolojisi olmaz anayasada derken, sürekli devrimcilik ve çağdaşlaşma olan Mustafa Kemal ilkelerinin örseleneceği, yok edileceği bir anayasa değişikliği söz konusu olursa, bunu hiç kimse içine sindiremez. Belki birileri sindirir ama ben içime sindiremem. Onun için bu anayasa değişikliği görüşmelerinin bana göre şimdiden ön şartımız yok işte filan demeden hangi koşullarda nasıl olacağının belirli şekilde şekillendirilmez ise bir zapturapta alınmaz ise ben üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin derhal o komisyondan çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. MHP'nin de. Üyesi olanlar düşünsün. Ben o güvenceler alınmadan gerçek manada bir uzlaşma olup olmayacağı başlangıçta tespit edilir, görülür. Ama şimdiki gördüğüm yeni anayasa hazırlık komisyonu lafıyla bir uzlaşma değil, bir dayatmayla AKP anayasasını parlamentodan geçirme kararlılığıyla ve sonunda da bir referandum sürecini yaşatma kararıyla bir çalışma başlamıştır. Burada medyanın büyük desteği vardır. Evet. Şimdi o kadar ki AKP sözcüleri dahi bazen anayasa değişikliği dediğinde medya altyazı geçiyor. KJM diyorsunuz. Evet. Orada yeni anayasa. Düzeltiyor. Ve yeni anayasayla ilgili de bakın hiç dokunulmazlık konuşuluyor mu? Hayır. Hiç konuşulmuyor. Ama yeni anayasa edince ne konuşuluyor? Bir tek konu konuşuluyor. Güneydoğu. Özellikle. Kürt sorunu. Özellikle. Çünkü onun için geliyor zaten. Bir tek konu o konuşuluyor. Bir tek o konu konuşuluyor. Yani bu adam bir yeni söylüyor. Anayasa değil. Şimdi siz bu... Buyurun. Kimliğimize yasal güvence ve toprağımızı istiyoruz diyor. Açık. Kimliğimize yasal güvence ve toprağımızı istiyor. Kim evet. söylüyor bunu? Karayılan söylemiyor. Bu senin komisyona yani BDP'nin komisyona katılması durumunda olan BDP'nin milletvekili Şerafettin Elçi söylüyor. Evet. Herhangi biri değil. Hedef ayrı bayrağı olan özel bir Kürdistan. Şimdi siz bunlarla, bunların baskılarıyla, bunların telkinleriyle, bunların talepleriyle ve Amerika'dan icazet aldığınız bir metni eğer getirip de ister o komisyonun adı şu olsun bu olsun önüne koyar ve bu demin sizin söylediğiniz şekillerden de aradan geçirirseniz o zaman zaten mesele yok. Evet. Noktayı koyuyorsunuz. Dolayısıyla bu 12 Eylül 1980 analizinde hesaplaşma değil. Bu 1923'le hesaplaşmadır.
bir şey daha ifade edeyim, bu noktadayım. Biraz evvel Sayın Bakan da ifade etti, muhtemelen kendilerinin parlamentoda olduğu dönemde yerel yönetimler özellik şartlarındaki çekincelerin konulması, şimdi kaldırılması ifade ediliyor. Bilesiniz ki Avrupa'da 12 ülke o çekinceleri koymuştur. Kuzey Kıbrıs bizden daha fazla var, evet, maddesine. Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti de, Almanya'sı da, İspanya'sı da, İtalya'sı da, Danimarka'sı da, Fransa'sı da. Şimdi biz o çekinceleri kaldırmaktan bahsediyoruz. Ama üyesi olduğunuz parti bunun efendim bir, yani o mali özellik ifade edilmeye çalışılıyordu. Evet. Yani Türkiye'de rejime yönelik herkesin kendi açısından belki bir kaygısı vardır. Belki birilerinde memnuniyeti vardır. Ama kişisel kaygılarını paylaşma fırsatı verdiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Belki bir başka programda da nasıl bir anayasaya ihtiyacı var Türkiye'nin, onu tartışma ihtiyacı da var gibi gözüküyor. Çünkü ama gereksiz bir program olur Fikret Bey. Öyle mi? Hazırladıklarımız yani, var ya. Yani, bir de herhalde sizlerin söyleyeceğiniz nasıl değil de niçin diye bir, evet, niçin anayasa nasıl diye bir belki anayasa, ille de bu anayasayı onlar yapacak diye bir şey. Hayır efendim, yani şu aşamada, evet, ama niçin, evet, anayasayı konuşmak belki daha doğru. Evet. Tabii niçin anayasayı aslında Sayın Ergun Özgudun bir izah getirdi daha yakın zamanda. Diyor ki bu etnik meseleler ve laiklik konusunda bir düzenleme yapılmayacaksa anayasayı değiştirmeye gerek yoktur. Tabii canım. Çok açık bir şey. Ya zaten açık. Evet. Bakın yapılan her şey açık, aleni yapılıyor. Evet. Öyle bir şey falan yok. Çok açık. Hedef belli. Gizli bir gündem yok. Tabii canım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Okuyan. Sayın Okuyan. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. CHP eski grup başkan vekili Sayın Hakkı Su Akay, eski Çalışma Bakanımız Sayın Yaşar Okuyan'la yeni anayasa tartışmaları, muhalefetin tutumunu değerlendirdik. İyi akşamlar diliyoruz.